dünya üzerinde yeni bir spor dalı gittikçe büyümeye başladı. Rüzgar oyunları, orijinal ismiyle Wind Games. İlk olarak 2014 yılı Ocak ayında Windor sponsorluğunda ilk kez İspanya'nın Empuria Brava şehrinde düzenlenen turnuvayla izleyicilerine kapılarını açan bu spor dalı, dikey basınçlı hava tüpünde serbest hava dalışını simüle eden etkiyle birlikte sporcuların havada rahatlıkla hareket etmesini sağlıyor. Böylelikle sporcuların havadayken yaptıkları hareketler hakem heyeti tarafından değerlendiriliyor ve bir sıralama oluşturuluyor. Oyun silindirik bir alan içerisinde gerçekleşiyor. Oyun alanı etrafında bilgisayar başında duran heyet, basınç kontrolünü sağlamakla birlikte basıncın hangi seviyelerde olduğunu inceliyor. Rüzgar oyunları bir dans çeşidi olan bale ve yine bir spor dalı olan buz patininin yanı sıra skydiving yani uçaktan atlama sporuna da benzetiliyor. Games sporunu yapmak için zayıf bir vücuda sahip olmak gerek. Çünkü kilo ne kadar fazla olursa basıncın da o kadar fazla olması gerekir. Bu durumda sporcunun daha rahat hareket etmesi için zayıf bir bünyeye sahip olması avantaj. Ve dayanıklı bir elbise giyen sporcuların kıyafeti dalgıç giysilerine benziyor. Kafalarına ise motor sporlarında kullanılan kaskete benzer bir kask takılıyor. Rüzgar oyunları solo, iki kişilik veya dört kişilik takım, serbest uçma, dinamik iki yönlü ve hız olmak üzere 6 kategoride oynanıyor. 2016 yılında 215 milyondan fazla kişi tarafından izlenen yarışma, özellikle gençler arasında giderek popülerleşiyor. Bu yılda İspanya'da düzenlenen yarışmada, Singapurlu dikey rüzgar tüneli sporcusu Kira Poh, İspanya'nın Katalonya bölgesinde düzenlenen Wind Games yarışmasını kazanarak, dünyanın en hızlı uçan insanı olmayı başardı. 14 yaşındaki Kira Poh, 200 hava dalışçısının mücadele ettiği yarışmada, saatte 230 km hızla uçarak ilk sırada yer aldı. Poh aynı zamanda yarışmada mücadele eden en genç isimdi. Yetişkinler kategorisinde ilk kez yarışan Poh, bu spor için bütün kaslarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Hatta kasınızın olmadığını düşündüğünüz yerleriniz bile ağrımaya başlıyor. Bilekleriniz bile acıyor ifadelerini kullanıyor.
Rakiplerini solo hız ve serbest uçma kategorilerinde kolayca yenen o, ufak olmanın esasında işini zorlaştırdığını söyledi. Rüzgar oyunları sayesinde insanlar uçamasa da, rüzgar tüneli sayesinde en azından bunu sağlayabiliyor.